Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz Kayseri'de bu durumdayız, arabadayız. Böyle bir arabayı çalıştırdık, arabayı ısıtıyoruz. 12.30'da olan depremde evimiz aşırı derecede sallandı. Geceki depremden beri zaten ayaktayız. Deprem Kayseri'yi çok fena etkiledi. Kayseri'de sarsıntı çok fazla. Yani her an yıkılma korkusu var. Şöyle göstereyim. Şu an yoğun trafikten çıktık. Hatta ileride hala yoğun trafik görünüyor. Trafiğin az olduğu ara yollarda geziyoruz ama Allah'a şükürler olsun ki gördüğünüz gibi yıkım yok yani Kayseri'de, çok şükür. Biz de arabadayız ama ne zamana kadar bu böyle devam edecek hiçbir fikrimiz yok. Sadece korku içindeyiz. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Eğer bir yıkıma şahit olsaydık kim bilir ne hale gelirdik. Arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Yalnız Ambar bölgesinde, Talas bölgesinde yıkım varmış. Evet, Kayseri'nin bazı mahallelerinde, bazı köylerinde yıkımlar meydana gelmiş. Şu an şehir merkezinde çok şükür bir yıkım yok. Biz de sevdiklerimizin yanına gidiyoruz hani birbirimizi görelim diye. Çok şükür yani, hele ki yüksek binalarda durumda, yani bir de biz şu an ya 10. katta oturuyoruz. O korkuyu size anlatamam yani. Elif Sinem özellikle çok korktu. Abisiyle birlikte arabadalar. Elif Sinem arkana yaslan anneciğim. Herkes dışarıda. Mahallede şu an burada böyle pek bir kimse yok ama bizim mahalleden çıktık. Bizim mahallede herkes dışarıda, arabalarda, belediyeler duyuru yaptı tesislere, ondan sonra uygun olan camilere, okullara yerleşti. Endişeden eve giremeyen evet, insanlar. Ev çatlak var, evde çatlak var. Şu evinde sıvaz dökülmüş mü, evde çatlamış arkadaşlar. Bakın. Millet herkes dışarı, arabada. Bak. Görün orayı işte. Gerçekten sıvaz dökülmüş ve çatlamış gece kondunu. Bak arkadaşlar, şu an başka bir mahalleye gece geldik. Gece kondularda var bir şeyler. Esra kardeşimin evine gidiyorum şu an. Kardeşimin yanına gidip trafiği göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Trafik tamamen tıkalı durumda bu şekil. Biraz önce Ankara'dan akım akım neredeyse 20-30 tane siren sesleriyle itfaiye geçti. O an aşırı derecede korkmuştu. Yani Rabbim felaketinden esirgesin. Böyle kıyamet gibi bir şeydi yani. Şu an Kayseri'de durum çok şükür iyi ama sarsıntılar devam edecek diyorlar ve biz eve giremiyoruz. Kimse giremiyor gördüğünüz gibi. Herkes dışarıda. Herkes dışarıda. Arkadaşlar bu videoyu çekme amacım. Yorumlarda sormuşsunuz. Elif Sinem, ateşin var mı? İyisin değil mi anneciğim? Elif Sinem de hasta yakalandı. Yani hala titriyorum ya arkadaşlar. Rabbim hepimizi, herkesi, tüm yani Türkiye'deki herkesi korusun. Bakın gördüğünüz gibi eski binadakiler dışarıya ateş yakmışlar bu şekil. Tekerlekli sandalyedeki teyze bile Allah'ım yardım et ya Rabbim. Eski evlerde şeyler var arkadaşlar. Dökülmeler, yıkılmalar var. Şu an biz dediğimiz gibi eski mahallemize geldik. İnsanlar dışarıda. Dediğim gibi videoyu çekmeye amacım yorumlarda hani Kayseri'deki sarsıntıyı bilip soran arkadaşlar var. Abla ne durumdasınız diyerek. Bizim durumumuz bu şekilde. Arabadayız arkadaşlar. Eve giremiyoruz. Son sarsıntıya da evde yakalanmadık ama hani gece evde olan sarsıntıyı anlatmak mümkün değil. Yaşayanlar bilir. Herkese çok geçmiş olsun. Rabbim hepimizi korusun. Bol bol dua edelim. Yaralılara şifa diliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim bir daha göstermesin. Dua edin lütfen arkadaşlar. Dua edin. Biz yani Kayseri hiç iyi değil. Yani Kayseri böyleyse Kahramanmaraş'ı, Gaziantep falan hiç düşünemiyoruz. Osmaniye'yi, Hatay'ı hiç düşünemiyoruz. Kayseri'de insanlar bu durumdayken orayı hiç düşünemiyoruz. Rabbim beterinden esirgesin. Allah'a emanet olun.